Günaydın doktor da biliyorsunuz dönem dönem buraya kadar gelemeyecek çok yoğun olan hekim arkadaşlarımızı biz ekip olarak ziyaret ediyoruz. Ve şimdi şu an o anlardan biri. Bakalım o değerli güzel çekimleri ve değerli anlatımıyla hekim arkadaşımızı izliyoruz. İmplant cerrahisi bizim alanımızda özellikle güncel olarak çok yaygın olarak yapılan bir tedavi yöntemi. Ancak çene cerrahı, implant ya da gömülü diş cerrahı anlamında kullanılan bir ifade değildir. Çene cerrahisi uzmanının bahsettiğim şekilde oldukça geniş, çene ve yüzü içeren, ameliyatları içeren çeşitli uygulama alanları vardır. Bugün sizlere çene cerrahisinde çene ve yüz kırıklarından bahsetmek istiyorum. Oluş sebepleri, tedavi şekilleri, komplikasyonları gibi çeşitli konularda bilgilendirmek istiyorum sizleri. Çene kırıkları travma sebebiyle ki bu vücudun başka bölgelerinde görülen travmalara benzer şekilde etkenlerle oluşan travmalardır. İşte trafik kazaları, yüksekten düşmeler, darp olayları, spor kazaları, iş kazaları, hatta ateşli silah yaralanmaları gibi çeşitli faktörlerle ortaya çıkan kırıklar şeklinde görülebileceği gibi travma dışında da işte çok büyük bir tümörün yapmış olduğu hasara bağlı patolojik kırık dediğimiz kırık şeklinde ortaya çıkabilir veya kemik metabolizması bozukluğuna bağlı olarak spontan kırıklar şeklinde karşımıza çıkabilir. Çene kırıklarının bulguları bir kere hastanın ağız kapanışında bozukluk meydana gelir. Hasta ağzını kapatamaz ve çiğneme fonksiyonunu yerine getiremez ve ağrı duyar. Bu tür bir fonksiyon görmeye çalıştığı esnada ağrı duyması söz konusu olur. Şekil bozuklukları meydana gelir, kanama görülebilir. Bunun dışında şişlikler, morartılar yine travmanın şiddetine bağlı olarak değişken derecelerde ortaya çıkabilir. Şimdi çene kırıkları çok geniş spektrumda değerlendirilen bir şey, çene ve yüz kırıkları, travmalar. Basit bir fraktür şeklinde olabileceği gibi ağır bir trafik kazası sonrasında daha ciddi bir yaralanma şeklinde karşımıza çıkabilir veya daha ağır bir travma olan ateşli silah yaralanması şeklinde karşımıza çıkabilir. İşte bu geniş spektrum içerisinde iz kalır mı, sekel kalır mı sorusunun cevabını bu farklı skalalarda cevap vermek daha doğru olur. Bunların hepsinde de asıl amaç hastaya kaybettiği estetik ve fonksiyonun iadesidir. Yani hastayı yaralanma öncesi şekline döndürmektir. Ancak basit bir çene kırığında bunu rahatlıkla yapabilirken, yani böyle bir yaralanmada bir sekel veya eğer yüzde çok belirgin bir travmaya bağlı yırtılmalar, ezilmeler olmamışsa burada bir iz, sekel beklemeyiz. Fakat bir ateşli silah yaralanmasında yaralanmanın doğası gereği ki bunlar çok ciddi yumuşak doku ve kemik kaybıyla karakterize yaralanmalar olarak karşımıza çıkar. Bunların ilk andan tedavisinden başlayarak gerçekten özellikli tedavilerdir. Yine amaç hastayı eski durumuna getirmektir ancak yaralanmanın doğası gereği bunun için işte birbirini izleyen ameliyatlar gerekli olabilir. Fakat nihayetinde ciddi kayıplar söz konusu olduğu için ki bunlar kemik grefleriyle, yumuşak doku grefleriyle düzeltilmeye çalışılır. Ama bu öylesine ciddi bir yaralanmada bu tür hasarlar beklenebilir. Bu gibi durumlarda hastada iz kalması veya hatta fonksiyonel kayıpların meydana gelmesi dahi beklenen şeylerdir. Basit kırıklarda ise tedavinin nasıl yapıldığı önemli. Diğer tüm tedavilerde olduğu gibi tedavinin gerçekten kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığı önemli. Bu anlamda biz çene cerrahları öncelikle oklüzyon kavramına çok önem veririz. Oklüzyon kavramı diş hekimliği fakültesine başlanıldığı günden itibaren ve ardından uzmanlık sürecinde mesleğimizin hemen hemen her alanında, her uygulamasında
kullandığımız ve diş hekimleri ve çene cerrahları tarafından özümsenmiş bir kavramdır. Bunun dışında çene ve yüzdeki kasların işleyişi, çekim güçleri gibi faktörler, yani anatomik bilgiye hakim olma, sahip olma bu kırıkların tedavisinde kritik noktalardır. Bu yüzden çene cerrahlarına bu kırıkların tedavisinde önemli görev ve sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Çene yüz kırıklarının tedavisinde iki temel yöntem vardır. Bunlardan birincisi konservatif, geleneksel yöntemler dediğimiz cerrahi uygulama yapılmaksızın uygulanan tedavilerdir. Bu tedavilerde alt üst çene birbirine bağlanarak, hareketsiz bırakılarak çene kırıklarının iyileşmesi sağlanır. Bu süreç yaklaşık olarak 6 haftalık bir süreçtir. Bu 6 haftalık süreç boyunca bizim ağza uyguladığımız özel teller ve lastiklerle hastanın ağzını kapalı konumda tutarız. Arada birkaç haftalık sürelerle kontroller gerçekleştiririz. Hastanın ağzını açarak kontroller gerçekleştirip tekrar kapatırız. Tabii ki böyle bir tedavi yöntemi hasta açısından zor bir tedavi yöntemi. Özellikle beslenme açısından zor bir tedavi yöntemi. Hastanın tölere etmesi biraz güç bu tedavi yöntemi. Özellikle beslenmesinin idame ettirmek oldukça zordur. Hastanın ağzı kapalı olduğu için ancak pipet veya sulu gıdayla, işte kaşık yardımıyla beslenmeye çalışılır hastalar. Bazı durumlarda biz hastalara medikal anlamda beslenmeyi sağlayacak başka içecekler tavsiye ederiz. Ve bu süreç boyunca genellikle hastalarımızda bir zayıflama olduğunu görürüz. Bunun dışında solunumla ilgili bazen problemler yaşanabilir. Kaldı ki biz tüm hastalarımıza ağızlarını lastiklerle kapattığımız için bunu çok pratik olarak nasıl açabileceğini de öğretiriz. Ciddi bir solunum sıkıntısı söz konusuysa, olursa eğer. Bunun dışında diş etlerinde problemler meydana gelir tellerle bağladığımız için. Bunlar tabii geçici problem, diş etlerinde oluşan problem. Bunun dışında diğer tedavi yöntemi cerrahi tedavi yöntemi dediğimiz mini plak osteosenteziyle gerçekleştirilen tedavi yöntemi. Bu tedavi yönteminde amaç kırık hatlarını cerrahi olarak ortaya çıkararak karşılıklı bir araya getirip, üç boyutlu olarak karşılıklı bir araya getirilerek sabitlemek. Sabitlemek için de işte bu mini plak dediğimiz ortopedik uygulamalarda kullanılan plakların minyatürü şeklinde çene biyomekaniğine göre hazırlanmış plaklar ve vidalarla çene kırıklarını sabitleriz. Bu tür tedavide hastanın ağzının kapatılmasına gerek olmaz. Bazı durumlarda birkaç günlük bir kapama gereksin duyulur ama ardından hastanın ağzı açılır. Böylelikle bu tedavide hastamız çok daha kısa sürede sosyal yaşama, mesleki hayatına dönme şansı yakalar. Beslenme ile ilgili herhangi bir problem yaşamaz. Yine sulu ve yumuşak gıdalar olmak kaydıyla normal beslenmesini ağız açık bir konumda devam ettirebilir. Akciğer sorunları veya solunum sıkıntıları yaşanmaz. Diğer yönteme göre uzun vadede çok daha konforlu bir tedavi yöntemidir hasta açısından. Tabii 1985-90 yılları gibi veya 90'ların başları gibi bu mini plak ve vidaların sosyal güvenlik kurumlarınca ödenmiyor oluşundan dolayı hastalara bir ekonomik yük getirmekteydi. Bugün böyle bir durum da söz konusu olmadığı için hastaya bir ekonomik yük de getirmez. Ve günümüzde hemen hemen kullanılan rutin tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha evvelki dönemlerde işte mini plakların yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde bu bir zorunluluk veya şunu yapabiliyorduk o zamanlar. Mini plak yerine tellerle bağlıyorduk çeneyi açtıktan, cerrahi olarak açtıktan sonra tel osteosentezi dediğimiz tedaviyi kullanıyorduk. Ama ağırlıklı olarak kullanılan tedavi intermaksiller fiksasyon dediğimiz alt üst çenenin birbirine bağlanması şeklinde gerçekleştirilmekteydi. Fakat günümüzde yaygın olarak mini plak osteosentezini kullanmamızla birlikte bazı durumlarda mini plak uygulayamayacağımız vakalar olur. Bunlar mesela çocuk hastalarda
bu plaklar büyüme ve gelişimi önlediğinden dolayı çok fazla tercih etmeyiz. Ancak şu olabilir, mini plak uygulanır ve hemen iyileşmenin ardından bir ay, bir buçuk ay bir süreç sonrasında mini plaklar çıkartılarak hastanın bu büyüme ve gelişimi engellenmemiş olur. Veya çok ince çene kemiği olan, mini plan uygulanamayacağı durumda olan çok yaşlı hastalarda farklı tedavi yöntemleri belirlenir. Bunlar da işte bizim çene kemiklerinin diğer yüz kemiklerine tellerle bağlanarak asılması ile gerçekleştirilen tedavilerdir. Çene kırıklarının tedavisinde neler, hangi risklerle karşılaşabiliriz? Aslında daha önceki soruda da söylediğim üzere basit çene kırıklarında çok önemli bir riskle karşılaşmayız. Yani bu hekimin deneyimi, olaya daha fazla aşina olması gibi sebeplerden dolayı çok fazla riskle karşılaşmayız. Fakat bunun dışında bir sinir yaralanması meydana gelebilir tedavi esnasında. Geçici bir uyuşukluk söz konusu olabilir. Tabii bu hasta kaç gün hastanede yatar sorusuna net, kesin bir cevap vermek mümkün değil. Bazı hastalarımızı hiç hastanede yatırmayız. Örneğin bir mandibula kırığı, alt çene kırığı, tek izole kırığı olan bir hastayı klinik şartlarda lokal anesteziyle, belki sedasyon eşliğinde opere edip aynı gün hastayı evine gönderebiliriz. Veya hastane koşullarında yapılsa dahi yine günübirlik tedavilerle, yani genel anestezi alması gerekiyorsa anestezisini alıp ameliyatını olup yine aynı gün içinde taburcu edilebilir basit bir yaralanma söz konusu olduğu zaman. Fakat olay komplike hale geldikçe hastanede kalma süresi elbette ki uzayacaktır. Örnek olarak yine ben trafik kazalarını vermek istiyorum. Ağır bir trafik kazası sonrası künt ve şiddetli bir yaralanmaya maruz kalan bir hasta elbette ki çene ve yüz kırıklarının dışında vücudun çok önemli hayati organ ve dokularında yaralanmalarla karşımıza gelebilir. Bu tür hastalarda öncelikli olarak örneğin bir kafa içi yaralanması, bir göğüs yaralanması veya bir iç kanama diyelim, iç kanama meydana gelebilir, bir karın içi yaralanması gibi hayati önem arz eden patolojilerin tedavisi öncelikli olarak gerekir. Bu başlı başına bir hastanede kalma süresini uzatan bir olay. Çene cerrahinin uygulamaları ancak bu patolojiler ortadan kalktıktan sonra, hastanın yaşamsal problemleri tamamen çözüldükten sonra, hasta stabil bir hale geldikten sonra yapılır. O yüzden bu bir hastanede kalış süresini uzatır. Lokal olarak baktığımızda yine ağır ve künt bir yaralanma sonrasında yüzde belirgin şişlikler meydana gelir. Bu şişlikler varken biz hastaya cerrahi müdahale yapamayız. Bu yüzden bunun medikal tedavilerle bu şişliklerin giderilmesi için birkaç gün bir süre geçmesi gerekir. Ameliyat sonrası dönemde de bu tür bir hastanın yine en az 3-4 gün bir hastane bakımı, pansumanları gerekli olup ancak o durumdan sonra hasta taburcu edilir. Bir ateşli silah yaralanmasında ise olay tamamen farklıdır. Ateşli silah yaralanmalı bir olgunun tedavisi acil servise ilk girdiği andan itibaren çok özelliklidir. Çok yönlü ve çok ciddi yaklaşımları gerektiren bir tedavi yöntemidir. Bunun da yapılan tedavinin durumuna göre, işte mesela bir ateşli silah yaralanması olgusunu ki bunları anında opere etmeyi uygun görürüz, daha yüz güldürücü sonuçlar elde edebilmek adına. Nedir bunların sebebi de? Kaybedilen dokuların bir an evvel civar dokularda nekrozlar meydana gelmeden yumuşak doku ve kemiği yeniden şekillendirmeye çalışmak. Böyle bir hastada örneğin bir beslenme bile problemdir. Biz bu tür hastaların mesela ağızdan gıda almasını istemeyiz. Veya solunum problemdir başlı başına. Hatta bazı durumlarda bu tür hastalara soluk borusundan, boyundan bir açıklık sağlanarak solunumun o bölgeden yapılmasını zorunlu kılar.
İşte bu trakeostomi dediğimiz açıklığın bakımı, hastanın oral bakımı, beslenmesi, bu tabii ki oldukça uzun bir tedavi sürecini gerektirir. Bu tür hastaların tedavisinde en ufak bir şüphe doğduğu zaman, burada bir kırık olabilir şüphesi doğduğu zaman mutlak surette bir çene cerrahisi uzmanına muayene edilmeleri gereklidir.